Gözüne bak böyle. Çok da tanımadı seni ha. Akkaya'da bu. Çamur. Bu da erimiş. Ulaşacı. Enişte, sen bırak onu da elektriği yap ya. Sabahına bize kızdın herhalde ya. Sorun ne? Şimdi bizim bu dere ta bizim köyden geliyor. Aşağı yukarı 8-8,5 kilometre. Burada irili ufaklı binlerce dere var. Bütün en ufak sağanak yağmurda dahi oralardan toplanan su bu dere yatağını komple alıp götürüyor. Aşağıda da bizim zaten çeltik arazimiz var. Pirinç arazimiz. Hem kanalımızı dolduruyor hem de pirinç arazisine taşıyor. Taşan yerde bu sefer ekilmez hale geliyor. Hatta birkaç dönüm yerde iptal oldu. Mal sahipleri iptal etti. Ekemedi çünkü taş doldurdu. Bizim isteğimiz bu derenin ıslah olması. Bu dere komple burası tarlaları basıyor. Biz bu derenin ıslah olmasını istiyoruz. Bütün arazi su altında kalıyor. Bu dereyi devletin bize yardım edip toplayıverirse biz bundan kurtulacağız. Bütün bu taşlar böyle geriye doğru gittiği zaman zaten mahvediyor. Hem kanalı dolduruyor, hatta Kızılırmağı bile kesiyor. Kızılırmağı bile kesiyor bu taşlar nedeniyle. Karşıdaki araziye bile zarar veriyor. Bizim en büyük isteğimiz bu derenin ıslah olunması. Burası toparlanırsa biz de tarıma bir katkıda sağlayacağız. Şimdi vatandaş çeltiğini ekti. Tarlaya saçtık, su yok. İki gündür beri dereye açtırdık, yine doldu. Sel her taraf. Bütün her taraf, bak insanlar selin içinde. Tohumu öteğine ektim, bu akşamdan sel geldi yine gitti. Bak şimdi oradan geliyorum şu vaziyette. Devletimizden bunu istiyorum ben. Başka bir şey istediğimiz yok. Baksın, görsün, gelsin bu çaya ne çare buluyor. Bize bu orman diyorlar, orman dairesi mi diyorlar, ne diyorlar. Buraya müsaade etsinler, evlerimizi biz buraya yapalım. Senin işini yapmayalım. Benim ricam bu. Su aldı, bastı her yeri. Gütbelerimiz, tohumlarımız, yani pirinç ekeceğimiz şeyler mahvoldu. Her şey yerli bir oldu bu afattan dolayısıyla. Yani bu durumda devamlı millet de mağdur. Hani herkes suyunu falan tutamıyor, şey yapamıyor. Ark doluyor kanal. Onunla dolayısıyla bu vaziyette devletimizden bu çayı, daha doğrusu iyi bir yere alıp bu zararla dokunmasa, tabii ki Allah'ın verdiği bir afat, her zaman oluyor bu, memnun oluruz. Şimdi işte dediğim gibi bu deredeki bu çay, dağımız göründüğü gibi yukarıda bayağı büyük bir dağımız var. Oranın taşı, kayası ne varsa geliyor ve çayımız da bizim sel yatağımızda. Ufak küçük olduğu için ister istemez çoğu yeri yıkıyor, göçer diyor. Çeltik arazimize de zararını da çok veriyor. Bunu devletimizden güzel bir kanal yapıp, gerekirse beton ile, yani nasıl yapılırsa, tabii bunu devletimiz daha iyi bilir. Bize bu konuda iyi bir yardımcı olursalar, yaparsalar çok memnun oluruz. Arazimiz kanal yüzünden, bu sel felaketleri yüzünden taşmakta. Gördüğünüz gibi bu arazi eskiden ekiliyordu. Arazimiz ekilmiyor işte. Bu vaziyette bu araziler bozgalı. Bu gördüğümüz arkamdaki yeşil alan komple pirinç arazisiydi. Şu anda ekilmez vaziyette işte. Kaç senedir böyle sel geldiğinden dolayı ekilmiyor yani. Bozgalı işte. Seller böyle felaketler getirmekte. Araziler bu şekilde taşlık, kayalar dolduğu için böyle kaldı. Kimse araziye bakmadı. Bu araziler ekilmediği için de ekonomiye zarar. Sel geldi, kanallarımızı doldurdu, çeltik arazilerimizi batırdı. Akkaya ile Deller köyünü
kanalların hep doldurdu. Derseyenin kepçesiyle bir de şahıstan tuttuk iki kepçe. Onunla kanallarımızı şimdi temizliyoruz. Yeniden vatandaş keçen edip ekecek. Kanallarımızı da temizledik şimdi. Derseye geldi. Allah razı olsun devletimizden. Çetik arazilerin durumu nedir? Çetik arazilerimizin durumu, çetikle battı. Yeniden ekeceğiz.